evdeki havayı temizler, evet. temizler. mikropları temizler. Mikropların hücre duvarlarını parçalayarak onları etkisiz hale getiriyor. Pestisitler, herbisitler dediğimiz tarım ilaçları, hormonları maalesef çok kontrolsüzce kullanılıyor. Tarım ilacının etkisini daha çok arttırıyoruz. Çünkü sirkeli sirke, asidiktir. Sirkeli suda evet, bildiğimiz normal karbonat acil durumlarda uygulanabilecek tam 115 reçete var. E geçen sene çocuklar hastalıktan neredeyse kırıldı. Ben yine bu sene de böyle bir şey bekliyorum dedi. Neden böyle söylediniz? Bir evde şunlar 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 mutlaka olmalı. Gıdalardan alacağımız vitamin, mineral ve besin öğelerinde de ben ciddi bir yetersizlik olduğunu düşünüyorum. 27 yıllık hekimlik hayatımda bir tane bile D vitamini zehirlenmesi görmedim. Çok gelin kullandım. buradan ailelere bir seslenin. Evet. Ateş çocuğa beynine ya da orasına burasına bir zarar vermiyor. 36 bu çağı düşüreceğim diye uğraşan anneler var. Halbuki hayır. Tam tersi hastalığın sürecini uzatıyor. Antibiyotik kullanma kararı diyor. Ömer Saltan tıpkı ameliyat kararı gibi olmalıdır. Efendim merhabalar. Ferda Yıldırım YouTube kanalımda son derece faydalı bir söyleşiyle karşınızdayız. Elimde faydalı bir kitap var. Kitabı sizlere tanıtacağım. Ama öncelikle kitabın yazarı Doktor Ömer Saltan'a bir merhaba diyelim. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş yanımıza. bulduk. Merhabalar. Kitabınız hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür. Ben şöyle diyorum. Her ebeveynin elinin altında bu kitap olmalı. Niye? Çocuklar için acil durumlarda uygulanabilecek tam 115 reçete var. Ama reçeteler nasıl reçeteler? Aromaterapik, fitoterapik, homeopatik tarifler var. Bu kitapta doğru özetleyebildim mi? Doğru. Hocamın da bir mottosu var aslında hayata bakışı, mesleğe bakışı diyebiliriz. Olabildiğince çocukları sentetik ilaçlardan, tedavi protokollerinden uzakta tutmak için kıyasıya bir mücadeleniz var uzun yıllardır. Aslında o mücadelenin yansıması bu kitap diyebilir miyiz? Çocuklarda doğal tedavi yöntemleri ay Kitap'tan çıktı. Doktor Ömer Saltan yazdı. Doğru mu? söylediğimi biliyorum. Evet, Kitapla evet. ilgili <laughs> tanıtım cümlem buydu. Doğru. Ee, yani doğal tedavi yöntemleri adından da anlaşılacağı gibi. tabi burada ufak nüanslar da var. Yani mümkün mertebe sentetik ilaçlarken bu demek değil ki hiçbir zaman ilaç <laughs> kullanmayalım. Bunların hepsi zararlı şeylerdir demek değil. Tabii ki ihtiyaç doğrultusunda ilaç da kullanabiliriz. Ama mümkün mertebe bunları akılcı doğru bir şekilde kullanıp e, ya Onlarsız da bazı doğal tedavi yöntemleriyle halledebileceğimiz hastalıklar olabiliyor ya da ciddi hastalıklara destek olarak hı hı. verilebilir e, ilaç dozunun ya da süresini kısaltabileceğimiz takviyeler olabilir ya da mevcut durumu daha hızlı iyileşmesini destekleyecek e, doğal e, seçenekler olabilir. Bu demek değil ki hani hiçbir zaman ilaç kullanmayalım tamamen e, doğal gidelim demek değil. Ama tabii. mümkün mertebede uzak tutmak tabii, için yani tabii, bazı gereksiz mertebe. kullanımlar hem yetişkinler hem çocuklar için de söz konusu. Kesinlikle. O gereksiz kullanımlardan sizleri uzak tutmak için 115 reçeteli bu kitap ortaya çıktı. Çocuklarda doğal tedavi yöntemler ama bu yöntemler yetişkinler için de kimi durumlarda geçerli olabilir mi? Soracağım Ömer Saltan'a benim merak ettiğim bir şey daha var. E, siz muayene sırasında ailelere de bu reçeteleri verebilirsiniz. Yani kendinize ve size gelen hastalara saklayabilirdiniz ama siz bunu kitaplaştırdınız neden? Vallahi çok istek vardı. Ee, yani yıllardır da ilgilendiğim bir konuydu. Bunların eğitimlerini de aldım. Bir takım fakültelerde, hekim arkadaşlara derslerinde kendi bildiğimi aktarmaya <laughs> çalıştım. Ee, yani bilgi paylaştıkça kıymetli oluyor. Kendime saklasam... E, Neye Biraz bencilce olacak. Yani çocuklar, insanlar faydalansın. Tabii ki doktorları eşliğinde. Ee, bu konuya ilgisi olan hekim da faydalanabileceği bir eser olduğunu düşünüyorum. Ee, daha çok ebeveynler, halk, herkes için yazılan bir kitap. Ama içerisindeki bilgilerin e, hemen hemen neredeyse hepsi bilimsel referans ve kaynaklar gösterilerek verilmiştir. Yani sadece benim kişisel tecrübelerim değil, dünyada da bunun referansı olan yani bir cümle ya da bir e, orada bilgi veriyorsak bunu her zaman e, bilimsel çalışmayla desteklemeye çalıştık. Zaten kitapta da dipnotlarda bu çalışmalar gözükmekte. Çünkü bilim ışığında yapmaya çalışıyoruz bu doğal tedavi yöntemlerini. Bir sürü e, kulaktan duyma, bilimsel karşılığı olmayan, son derece tehlikeli durumlara yol açabileceği bir sürü uygulamalar da var maalesef. Hocam bir de şu var. Bir... Anneler, babalar yetişkinler bu yayın seriden herkes için söylüyoruz. Buradaki reçeteleri yaparken de kullanacaklarınızı edindiğiniz yerlere de dikkat edin demeliyiz diye kesinlikle, düşünüyorum ben. Kesinlikle. Bir kere bu işin yani doktor reçetesi olarak zaten eczaneye gidiyor. Eczanede Hı -hı. yapılması lazım. Hı -hı. Bunu bilen eczacı arkadaşlarımızın yapması lazım. Ee, tabii ki kullanılan ürünlerin kalitesi çok önemli. Son kullanma tarihleri çok önemli. Açıldıktan sonra düzgün Saklama koşulları çok önemli yani yanlış bir yerde sakladığınız zaman o e, ürünler bozuluyorlar ve klinik bir e, iyileşme yapmayabiliyor hatta bazen kötü de yapabilir yani bozulan bir ürünün tabii ki e, fayda sağlayacağını düşünmüyoruz o yüzden bunlar kesinlikle eczacı. Ee, arkadaşlarımın kontrolünde, gözetiminde kontrolünde. gözetiminde olması lazım. Formülasyonların öyle yapılması lazım. Yani buradaki formülleri bu bakış açısıyla Dinleyin işte, ve uygulayın lütfen. Yani e, aynen öyle. Ya ben gerçekten hepinizden istirham ediyorum. Hani böyle çocuk ufak bir ateşlendiğinde ya da bir işte rahatsızlık yaşadığında düşmeler, travmalar bunları da konuşacağız. Kafasını bir yere çarptığında ister istemez anne babalar çok hemen paniğe kapılıyorlar. Hem evet. de öyle büyük bir panik ki bu onları bir takım yanlış hareketlere sevk edebiliyor. Bu kitap elinizin altında olsun. Çocuğunuzun yaşayacağı olası her durum için bir reçete, var. bir öneri bu kitapta var. E, geçen sene çocuklar hastalıktan neredeyse kırıldı. Evet. E, eğitim hayatları e, dayıkıyla yapılamadı. Çünkü çok fazla okuldan kaldılar hastalandıkları için. Kendi ailemde, arkadaşlarımda, tanıdıklarımda kiminle konuşsam çocuğu geçen sene hastaydı. Buna ne sebebiyet verdi? Bir, bu senede yayından önce konuştuğumuzda Ömer Hoca'da ben yine bu senede böyle bir şey bekliyorum dedi. Neden böyle söylediniz? Ee, evet yani geçen sene gerçekten e, okul dönemiyle birlikte biz her sene bekleriz zaten. Eylül-Ekim gibi başlayan okul dönemiyle enfeksiyon sıklıklarının artışını. Fakat yani benim e, geçen seneki enfeksiyon sıklığı o her yılki gördüğümüz durumun neredeyse 3 katı gibiydi. iki katı bile değil üç katı, üç katı. gibiydi. Böyle düşündüm. E, Viral enfeksiyonlar peş peşe hatta aynı anda salgınlar hı hı. yaptılar. Hani Birinden çıkan çocuk daha kendini toparlayamadan diğer enfeksiyona yakalandı. Tabii ki bunların komplikasyonları oldu. İlaç kullanımları arttı. Buna bağlı olarak da hakikaten çok fazla reçeteler, çok fazla hastane yatışları gerekti. Tabii ki bu geçirdiğimiz pandemi döneminde özellikle 3-5 yaş grubundaki ee, çocukların immün sisteminin evde kapalı kalması Doğru. ile birlikte, Doğru. sokaklara çıkamamasıyla ile birlikte e, bir gelişmemesi söz konusu. Bu tabii çok önemli. E, bunlar okula başladılar. E, okul ortamında en ufak birisi enfeksiyon olunca kapalı ortamlar, kış mevsimi tabii ki havalandırmalar e, çok yaz ki gibi olmadığı için birbirlerine sıklıkla bulaştırdı. E, şimdi okullar genelde kaynak olunca tabii ki toplumun genel de çok etkiliyor. Yani okula giden çocuk annesine babasını da bulaştırıyor. Ee, baba gidiyor belki e, kendi çalıştığı ortamda iş arkadaşını bir şekilde o mikrobu ulaştırıyor. <laughs> e, o kişi hasta olmasa bile solunum yoluyla boğazındaki taşıyıcılıkla eve geliyor. Belki okula gitmeyen çocuğa bile bulaştırıyor. O yüzden toplumu etkileyen bir durum söz konusu Doğru, olduğu. doğru. Yani çocuklar anne babaları hastalandığı geçen olmuyor. yıl. Aynen öyle. Ee, o sebepten tabii ki birden böyle bir çığ gibi büyüyor. Mesela geçen sene çok enteresan biz çocuk hekimleri olarak kendi kongrelerde kendi aramızda doktor gruplarında konuşuyoruz. A grubu beta hemolitik streptokok dediğimiz bir bakteri vardır. Boğaz enfeksiyonu yapar. Ee, klinik tablosu çok tipiktir. Yani yüksek ateş, e, boğazda bademciği tutan yoğun kırmızı bir bademcik ve üzerinde bazen beyaz beyaz krip dediğimiz noktalar. Böyle bir ağır bir tonsillit tablosuyla, tabii ki eklem ağrısı, halsizlik gibi bir tabloyla görürüz. Fakat çok enteresan, e, bu sene yani 2023 kışında diyelim, e, biz bu klinik tabloda da gelmeyen bir sürü bu metalı çocukları gördük. E, kültürlerde ürediyle ciddi ciddi bu mikrop üredi. Yani pekala böyle gözden kaçabilecek ki gözden kaçtığında da e, tedavi olsa bile uygun tedavi edilmeyip vücut kendisi bir şekil hallese bile bir takım ciddi komplikasyonlar yapabilecek bir mikrop bu. Özellikle akut romatizmal ateş dediğimiz kalp tutulumu, akut glomerüle dediğimiz böbrek tutulumu gibi daha sonra çok başımıza ağrıtacak ve çocuğun hayat sağlık açısından ciddi şekilde etkileyecek komplikasyonlar yapıyor. Yani hiç ateşi olmayıp bulantı ile gelen çocukta da beta çıktı. Ben e, Mesela 4 yaş altında biz beta olmaz diye biliyorduk. Hı hı. Ama bu sene 2-3 yaşındaki çocuklarda bile beta gördük. Hani bu neye bağlı oldu? Nasıl oluştu? Mikrop mutasyonu mu uğradı? Bilmiyoruz ama e, laboratuvar bulgusu olarak bu desteklendi. Hem hızlı antijen testlerinde pozitif geldi. Hem de 3 gün sonra çıkan kültürlerinde ciddi ciddi bu mikrop üredi. Okulun ilk günü ve o hafta. Ee, bir önlem olarak yollar mı? Bir, yani önlem yani, olarak anne babaların uygulayabileceği bir reçete var mı hocam? hastalanmasın evet, diye. Şöyle, e, tabii bu çocuktan çocuğa ve yaş grubuna göre değişir. Ama genelleme yapacak olursak tabii ki bunun başında iyi beslenme geliyor. Tamam. Yani beslenmemizi iyi tutmamız lazım. Tabii günümüzde, günümüz şartlarında maalesef ki hani... E, çok iyi ideal bir tarım yapılmadığını artık hepimiz, hepimiz biliyoruz. maalesef biliyoruz. Bunun detaylarına girmeyeceğim. Konu çok uzar. E, tabii ki ideal bir tarım olmadığı için gıdalardan alacağımız e, vitamin, mineral ve besin öğelerinde de ben ciddi bir yetersizlik olduğunu düşünüyorum. Hem o hem de bir dolu kimyasalı da vücudumuza aldığımızı düşünüyoruz. Pestisitler, herbisitler dediğimiz tarım ilaçları, hormonları maalesef çok kontrolsüzce kullanılıyor. Ee, e, bunları da tabii küçücük bedenler vücutlarına bir şekilde alıyor. Hani doğal adlettiğimiz gıdalarda bile bunu çok sıklıkla görme meyvelerde, sebzelerde, işte etle vesaire de bile bunları çok sık görmeye başladık. E bir de işin abur cubur ve fast food durumu var. Yani bu dünyada zaten sadece kendi ülkemizde bir sorun değil. Dünyada da çocuk sağlığını çok Ciddi bir şekilde etkileyen biz pediatristler olarak pediatri e, dernekleri olarak her zaman hani bunları önlemek hı hı. için bir takım e, kendi çabalarımızı ortaya koyuyoruz. İşte reklamlarının e, olmaması işte okul kantinlerinde bulunmaması tabii, tabii. gibi toplumu ilgilendiren ya, şeyler. Okul kantinlerinden bir kere ivedilikle çıkarılması gerekiyor evet, hocam. Evet kesinlikle çünkü yani. orada anne baba kontrolü de yok yani Elbette. hani işte harçlık verseniz bir türlü vermezseniz bir türlü. E, e, o zamanda tabii ki kontrolsüz işte okul yemeğini beğenmiyor, bir şekilde acıkıyor çocuk, bir şekilde atıştırmak istiyor, e, kan şekeri düşüyor çünkü derse de girmesi lazım, kısa yoldan bir şeyler atıştırıyor, çok sağlıklı olmuyor. E tabii bir de özel hastalığı dolayısıyla özel diyetler uyguladığımız çocuklar var. E, hatta kula bile kendi e, özel gıdalarını götürmesi gereken e, çocuklar var. E, o yüzden hani ben başlangıç olarak her zaman onu söylüyorum. Akut hastalıklar olsun, kronik hastalıklar olsun ya da hiç hastalığımız olmasın. Sağlam çocuk takibi dediğimiz bence en önemli şey bu. Orada ilk sırada beslenme geliyor. Uyku çok önemli. Çocukların uyuması lazım. O Uykudaki ideal melatonin salgılanması lazım. Uyku hormonu dediğimiz. E çünkü melatonin sadece bizi uyutan bir şey değil. Çok güçlü bir anti-inflamatuar. Ortalığı temizleyen çöpçü gibi düşünün. Vücuttaki o atıkları temizleyen. Bütün o enflamasyon sürecinde oluşmuş atıkları temizleyen bir durum. Bağışıklık sistemi için çok önemli. Çocuğun sağlıklı büyümesi için çok önemli. Çünkü uyku iyi olursa growth hormon dediğimiz büyüme hormonu da güzel salgılanıyor. Çocukların büyümesi, gelişmesi için önemli bir hormon. E, tabii ki kendi yaşlarına göre yapacakları fiziksel aktivite, oksijen, güneş, dışarıda oynamak, çimlere basabilmek ne bileyim yazın imkanı olanlar denize eteri Bizim çocukluğumuzda dinmesi. yaptığımız gibi, gibi ama evet, sokakta oynamak benimle. falan aynen, hani. Aynen. Günümüzde bunların, bunlar lüks hocam. Evet bir kere bunlar bunların ilk etapta olması, olması lazım. lazım. Onun dışında tabii ki bazı artık günümüz şartları itibariyle bazı vitaminleri sanırım çok iyi alamıyoruz. Ee, bir takım atmosferik değişiklikler ve artık gıda endüstrisinde mesela D vitaminini çok önemsiyorum. Çünkü D vitamini evet hani hayvansal vardır denilir ve güneşten alıyoruz denilir ama e, gerçekten alamıyoruz çünkü çocukların değerlerine, erişkinlerin de değerlerine baktığımızda D vitaminlerini çok düşük görüyoruz. E, o yüzden de bir şekilde bunları bir e, takviye olarak dışarıdan alınması gerekebiliyor temiz içerikli bir D vitaminini e, çünkü hani hayvanın atıyorum bir hayvansal ürün diyelim etinde ya da süt ürününde Hayvan da zaten güneş görmüyor ki. Onun da ve hazır yemlerle beslendiği için onun da kendisinde zaten bir D vitamini eksikliği var. E, anne sütüyle beslenen çocuklarda zaten tek eksik olan şey D vitamindir. Bebek döneminde. onu zaten hani artık adımız gibi biliyoruz. Bebek doğar doğmaz ilk başladığımız şey D vitamini. Aman D vitaminini vermeyin işte. D vitamini zehirlenmesi zehir olur. Gibi Çünkü yağda var. eriyen vitamin A, D, E ve K vitaminlerin fazlası. Ya yağda e, eriyen vitaminler toksikasyon, zehirlenme yapabilirim. Klasik teorik olarak doğru bir söylem. Kesinlikle itirazımız olamaz ama pratik anlamda ben yani 27 yıllık hekimlik hayatımda bir tane bile D vitamini zehirlenmesi görmedim. görmedim diyor tam ya. tersi tam tersi hep eksikliğini Eksik. gördüm. <laughs> Elbette ki parantez açıyorum. Asla zehirlenme yok diyemeyiz. Muhakkak gören hekim arkadaşlarım vardır fakat çok yüksek dozlarda çok çok uzun süre kullanılması lazım. Yani o es, hani 300 bin ünitelik ampulleri siz alıp hı hı. kontrolsüz bir şekilde kafanıza estikçe çocuğunuza ya da kendinize içirseniz tabii ki D vitamin toksikasyonu olur ama hekimin belirleyeceği çocuğun kilosuna, D kandaki D vitamin dozuna göre verilen D vitaminlerinde kesinlikle öyle bir durum olacağını düşünmüyorum. Kaldı ki Dünyada da artık D vitamininin optimal düzeyleri, range'i yani üst düzey e, değiştirildi. Bugün artık 150 nanogram mililitrenin, desilitrenin üstündeki D vitamini düzeylerini toksik olarak alıyoruz. Çocukların bir odaklanma, dikkat eksikliği, işte dersin başına oturamama, öğretmeni dinleyememe gibi halleri de çok sıklıkla duyuyoruz. terapiye baktığımızda çocukları gerçekten böyle odaklayacak, konsantre olmalarını sağlayacak, okula daha çabuk adapte olmalarını sağlayacak. Okula giderken böyle sürülmesini falan tavsiye ettiğiniz bir şey var mı? Ya da uygulanmasını evet. tavsiye ettiğiniz bir reçete? Ee, yani tabii daha geniş kapsamlı bakmak lazım. Hani uçucu yağlardan, aromaterapiden hı hı. dikkat dağınıklığında faydalanılıyor bazı yağlar var. İşte biberiye yağı gibi, hı hı. vetiver yağı gibi odaklanmayı arttıran ama tabii ki tek başına bu da değil. Hani ben bunu verdim, koklattım çocuğumun dikkati. <laughs> Oo sular Einstein aynı oldu değil yani faydası olur ama şimdi mesela bu işte beslenmeyi de yine dönüp dolaşıyoruz bir çocuk mesela çok e, glisemik indeksi yüksek gıdalarla sürekli besleniyorsa nedir glisemik indeks yüksekliği yani o gıdayı yediğimizde kan şekerini çok hızlı yükselten e, gıda demek glisemik indeksi nedir bunlar şekerler aburcuburlar basit karbonhidratlar yani basit beyaz unlu yapılmış her türlü işte pufidik pufidik unlu mamuller bunlar şekerler vesaire ve e, meyveler tabi meyve zararlı değil yiyebilir ama hani abartmamak lazım bunları özellikle de aç karnına yiyilince kan şekeri çok yükselince e, ve bu e, sık yemek ve bunları genelde çok sık tüketmek bizim bazal insülin seviyesi dediğimiz tabi pankreastan insülin sürekli sıçrıyor kan şekerini e, düşürebilmek için ve bu çocukların Homa indeksleri, bazal insülin seviyelerine baktığımızda yüksek görüyoruz. Ve bu genel olarak yüksek kalan insülin bir övünü hafif atladığında o çocuk biraz aç kaldığında hipoglisemi atakları yapabiliyor. O yüzden böyle gözleri dönüp böyle bir tatlıya saldırma, hmm. aşerme gibi durumları oluyor. İşte o arada beyinde bir takım uyarıcı maddeler sentezleniyor. O da dikkati dağıtıyor, hiperaktiviteyi arttırıyor. Mesela bu da bir sebep. Onun dışında mikrobiyatamız, bağırsak mikrobiyatanın bozuk olması, geçirgen bağırsak bunlar da mesela konsantrasyonu. Yani bir evde şunlar 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 mutlaka olmalı bu reçeteleri uygulayabilmeniz için deseniz hangilerini evet. sıralarsınız belli başlı. Evet yani mesela esansiyel yağlardan bir takım yani aromatik e, <laughs> uçucu yağlardan bir tıbbi lavanta yağı, bir limon, bir tıbbi kekik, e, <laughs> linolol tipi. Bir Tıbbi papatya yağı, bir tea tree yani çay ağacı yağı ve niyoli yağı, e, bir sabit yağ olarak kalendula yağı. E, bunların bence muhakkak olması lazım. Yani böcek mi soktu, sinek mi soktu sürün oraya tıbbi lavanta hatta direkt de sür. Normalde esansiyel yağları cilde direkt temas evet. ettirmeyiz ama istisna yağlar vardır mesela tıbbi lavanta yağını. Böcek ısırmaları. Böcek ısırmaları. Yani olabilir yanıkta da iyidir. Bir kantoron yağı mesela ben çok severim. E, düzgün yapılmış Hı -hı. içerisinde o aktif maddelerini içeren kantoron yağı da mesela yara, yanık. Ondan sonra e, bir sürü cilt bakımı bunda çok kullanılabiliriz, e, kullanabiliriz e, cilt hastalıklarında mesela. Hı -hı. Bunların dolabında olması gerekir. Bir de tabii homeopatik olarak da acil kitler dediğimiz akut remediler vardır. Hı hı. İşte çocuğun ateşi çıktı ne bileyim düştü bir yere, bir yerini vurdu, morarmayı engelleyen annika Remedi olarak aklıma geldi mesela, verine bilinir. Ateş için kullanılan remediler var. İşte bazen besin zehirlenmeleri, yenilen gıdaların dokunmasına bağlı kusma ishalde kullandığımız Yine böcek sokmalarında, alerjilerde kullanılan akut remediler de mesela ailelerin çok elinin altında Olabilecek. E, ilk basamakta yapabileceği, doktor ziyaretini azaltabileceği şeyler bunların zaten bir zararı yok. Ya bir de hocam insanların da bu doğal tedavi deyince aklına sadece böyle otlar, çiçekler işte bir şeyler geliyor ama homeopati dediğiniz şeyin tedavi e, yönteminin geçmişi aslında o kadar eski ki. Evet. Ailelerin de korkmadan bu doğal tedavi yollarına bence biraz açık olmaları gerekiyor. Araştırmaları gerekiyor. E, hocanın kitabında o kadar güzel bir cümle var ki bir kere çocuk hastalıklarında bu doğal tedavileri kullanın hem daha ucuz hem yan etkisi daha az hem de uzun vadeli fayda sağlıyor diyor. Yani bir takım geçici faydalarda sağlamıyor uzun vadeli faydalar sağlıyor diyor Ömer Saltan. Hem acil durum kitleri homeopati anlamında hem de aromaterapiden faydalanmak istiyorsanız az önce sıraladığı yağlar mutlaka bir ecza dolabı gibi evinizde bulunsun diyor. Reçetelere geçmeden bir sorum daha var. Ateş ailelerin en endişelendiği konu. Ateş seviyesi ne olunca bir doktora ya da hastaneye başvurulmalı? Şimdi burada aslında ateşin derece olarak e, yüksekliğini kriter almaktan ziyade çocuğun genel durumu daha önemli. Ve yaşı da tabii ki önemli. Hmm. Şimdi yeni doğan döneminde... E, hiç ateşi olmadan çok ciddi bir enfeksiyon da olabilir. Mesela bir bebek emmiyorsa, canlı bakışları yoksa, halsiz bir şekilde kolları bacakları hipotonik bir şekilde, kendinden geçmiş bir şekilde yatıyorsa bu çocukta çok ciddi bir enfeksiyon olabilir. Hiç ateş olmayabilir. Özellikle ilk 3-4 ayda. Yani e, Ama hani bahsettiğimiz durum okul çocukluğu, oyun çocukluğu dönemi ise yani 2 ile işte daha büyük çocuklar grubunda ateşi derece olarak bir kere ben hani 37.8'in üstünü hafif ateş olarak görüyorum. 38 buçuğun üstünü ateş olarak algılayalım o zamana kadar hafif ateş. Yani burada da hani herkes çocuğunu az çok tanır. Yani hafif bir ateş 38 buçu çok geçmiyorsa çocuğun günlük aktivitelerini yapmasında çok belirgin bir defek bir zafiyet gözükmüyorsa iştahı biraz kaçsa da yine de bir iki bir şey yiyorsa, o nefes darlığı yoksa, çok ciddi kusması istali yoksa, e, o zaman biraz beklenebilir. İşte hapşırığı, tıksırığı, biraz boğaz ağrısı, basit viral üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Fakat çok inatçı 38 buçu geçen bir takım ateş düşürücü önlemlere rağmen hiç düşürememesi, çocuğun sayıklaması, e, ciddi şekilde bir solunum yetmezliği, ciddi kusmalar, işte bilinçle ilgili bir takım sorunların olması, ciddi bir karın ağrısı, baş ağrısı gibi durumlarda tabii muhakkak hekime başvurulması lazım. Yani biraz ateşle birlikte olan diğer belirtileri de göz önünde bulundurmak lazım. Çünkü yani çok ciddi bir zatürede çok yüksek bir ateş olmayabilir. Basit bir gripal enfeksiyonda 40 derecelere çıkan çok inatçı bir ateş de olabilir. O yüzden ateşin yüksekliği her zaman bir kriter, kriter değil. değil. Ama ateş düşürücülerinde böyle leblebi gibi kullanıldığını düşünüyor musunuz hocam? Çok maalesef. sık Maalesef. Antibiyotikler keza aynı şekilde. Çok Gelin kullandı. buradan ailelere bir seslenin Ömer evet. salta. Evet. 27 evet. yıllık evet. çocuk hekimi <laughs> size sesleniyor. Yani şimdi ateş aslında vücudumuzun bir savunma mekanizması. Artık bunu her platformda söylüyoruz. Artık bu konuda da birçok aile bilinçlendi ama gene de öyle bir psikoz ve bilinçaltımıza yerleşmiş bir şey var. Çünkü gelen ebeveynlerde genelde hocam ben ateşten çok korkuyorum. işte ateş çocuğa beynine ya da orasına burasına bir zarar vermiyor. Ateşi çıkaran bizim e, mikrop girdiğinde virüs ya da bakteri bizim bağışıklık sistemi hücrelerimizi yani askerlerimizin salgıladığı bir takım işte bu öğrendik salgın döneminde stokin dediler falan isted sitokiller, interlokinler TNF dediğimiz bir takım medyatör e, yani onların aslında askerlerin elindeki top tüfek mikropla savaşması için gerekli olan enstrümanlar ateşi çıkarıyor ve bunları e, vücudun savaşıyor aslında savaşıyor ve o e, fonksiyonunu iyi yapabilmesi için o askerlerin hı hı. bizim kendi lökositlerimizin vücudun bir sıcak olması gerekiyor yani ısının bir yükselmesi gerekiyor ki o fonksiyonu iyi yapsın şimdi biz çocuk basit bir grip geçirdiğinde böyle hani iki tane işte üç tane ateş düşürücüyü alıp böyle elinde dereceyle hani ille evet. de onu normal vücut ısısını 36 bıçağı düşüreceğim diye uğraşan anneler var. Yani o ateşin sanki o dereceye düşmesi onun iyileşme kriteri gibi görüyor. Halbuki hayır. Tam tersi hastalığın sürecini uzatıyoruz. Uzatıyor. Bu bilimsel olarak da bir kanıtlandı. Yani hiç Ateşli kalan mümkün mertebe idare ettiği noktaya kadar 38 38,5-39'larda, 38'lerde ateş kalınca ortalama yapılan çalışmalarda göstermiş 4 küsür gün kadar bir enfeksiyonun düzelmesi, e, viral enfeksiyon, Hı -hı. üst solunum yolu enfeksiyonu ciddi bakteriyel enfeksiyonlar değil tabi burada bahsettiğimiz. E, Çocukların sıkça geçirdiği basit üst solunum yolu enfeksiyonlarından bahsediyoruz ve gripal enfeksiyonlardan bahsediyoruz. Fakat siz buna ateş düşürücü verdiğinizde bu sürece 8 güne kadar uzatıyorsunuz. Yani neredeyse o ben iki katı şekilde var. tabii tabii bunun çalışması da var. Yani Bilim elinde dereceyle aynen kendi ailemdeki çocuk sahibi olanlardan da biliyorum. Elinde derece dediği gibi hocanın o vücut ısısına normal vücut ısısına dönene kadar onu düşürmek için işte ateş düşürücüler evet. çocuğa hiçbir katkı sağlamayan evet. gereksiz sentetik ilaç kullanımlarını evet. ben görüyorum hoca diyor ki bırak istiyor vücut orada savaşıyor. Ateşlenmesinin sebebi evet. o. Vücudun ısısının yüksek olması gerekir ki savaş zaferle sonuçlansın. Aynen öyle. Bir de tabii onun dışında bu kadar yoğun ateş düşürücü ve ilaç kullanmak karaciğeri ve böbreği de yoruyor. Mesela en sık kullanılan parasetamol Aktif evet, madde, reklam evet. değil, ilaç isimleri vermiyoruz. Ama paracetamol, içeriği, içeriği paracetamol, yüzlerce şurup var. E, bunu bu kadar sık kullanmak karaciğerdeki bizim en önemli detoksifikasyon malzememiz yani glutatyon dediğimiz o e, zararlı maddeleri zararsız hale getirip vücuttan atılmasını sağlayan glutatyonu kun harca tüketiyor. Ha bu arada bu demek değil ki yanlış anlaşılmasın parantez açıyorum. Hani ben çocuğuma bir ateş düşürücü verdim çok kötü bir şey yaptım karaciğeri gibi böyle bir şey yok. Elbette ki çok zorlandığımız durumda verilebilinir dünyanın sonu değil. Ama söylemek istediğim şey şu yani bu kadar her şeye her semptoma bu kadar bol vermeyelim. Arada bir verilmesi de bir sorun olmaz. Ömer Saltan'ın ateş düşürücü tarifi ne? Valla e, tabii ki mesela homeopatik e, ilaçlar hı hı, e, akut hı. E, ateşte kullandığımız e, yöntemlerden hı hı. bir tanesi. Onlar kullanılabilir. E, Fitoterapetik bir takım çaylar, terletme çayları var. Mesela formüller var ki bunların içerisinde mesela mürver çiçeğinin hı hı. E, kullanabiliyoruz meyvesinden ziyade e, ıhlamur yine terletici <laughs> bir çaydır. Vücut terleyince ateşi de <laughs> e, düşürür. Bunların anti özellikleri de var çünkü. Yani bunun doğal yöntem olarak ilk aklıma gelen yöntemler tabii ki bunlar. Ama hani gerekirse parasitimol grubu, ibuprofen grubu, çocuk çok halsiz kalıyorsa ya da bir takım febril konvizyon dediğimiz ateşli konvizyonla yatkınlığı olan, nörolojik sıkıntısı olan çocuklarda hani çok yüksek ateşler bazen o beyindeki Nöbet merkezlerini biraz tetikleyebiliyor. Tanı almış, EG'si çekilmiş o çocuklara mesela kullanılabilir. Yani paracetamol, ibuprofen gibi bir takım. Yani bu da dünyanın sonu demek değil. Çocuğun hemen karaciğerini, böbreğini çok yormuş olmuyoruz. O kadar hakkımız var. Benim söylemeye çalıştığım çok fazla ve çok gereksiz. Yani. Mesela, Ve tek tedavi protokolü buymuş e, gibi davranıyor e, anne yani babalar. Ya şöyle de mesela geliyor. Hocam biraz baktım kırgın gibiydi. Hani gece ne olur ne olmaz bir ateş düşürücü verdim yatırdım. İşte bunu yapmayalım. Ya da öksürüyordu. Parasetamol verdim diyor mesela. Hiçbir etkisi yok. Öksürük başka bir şey. E parasetamol ateş düşürmek ya da ağrı kesmek için verilen. Antibiyotikler bir şey. de aynı şekilde hunharca kullanılıyor mu Maalesef. Çocuklarda? E biliyorsunuz bizim ülkemizde belli bir zamana kadar antibiyotik reçetesiz de satılıyordu. Antibiyotik kullanma kararı diyor. Ömer Sultan tıpkı ameliyat kararı gibi olmalıdır. Evet kesinlikle. Bu yetişkinler için de geçerli kesinlikle. mi bu sözünüz? Herkes için. Herkes için. Herkes için. Tekrar Herkes için. edeyim mi? Antibiyotik kullanma kararı tıpkı ameliyat kararı gibi olmalıdır. Neden böyle söylüyorsunuz? Şöyle çünkü o kadar çok sebebi var ki bunun. Bir kere çocuk çağına baktığımızda ki onların o sık hastalık geçirdikleri dönem yani 5-6 yaşına kadarki dönemde geçirdikleri enfeksiyonların %90'ı üst solunum yolu enfeksiyonu ve bunların da çok 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 yine büyük bir kısmı viral enfeksiyonlar. Virüs yapıyor. Bakteri olmadığı için zaten antibiyotik etki etmiyor. Ama her boğazı kızarık, her öksürdü, her burnu aktı diye ya da ateşi oldu diye antibiyotik maalesef sıklıkla kullanılıyor. Eee virüsken zaten o antibiyotin bir faydası yok. Tam tersi o antibiyotik o arada karaciğeri de detoksifikasyon yapacağım diye ya da böbreği de yoruyor. Vücut bir de o külfetin altına giriyor. Bir de en önemli şeylerden biri mikrobiyatayı bozuyor. Mikrobiyata bozulunca ve siz bu antibiyotiği çok sık kullanınca geçirgen bir takım bağırsak Sendrom. sendromları dediğimiz kolonik disbiyozis ya da SIBO dediğimiz üstünce bağırsak mikrobiyata bozukluğu gibi şeylere sebep olup Alerjik duyarlılığı arttırabiliriz çünkü o mikrobiyatamız yani bizim için bağırsağımızda dost bakteriler e, ve bizim için bir sürü vitamin üreten, sindirimden sorumlu, bir sürü metabolik süreçlerden e, sorumlu e, o dos canlıları öldürmüş oluyoruz. Yani ben şey gibi düşünüyorum, böyle bir <laughs> güzel bir Amazon ormanı gibi bir yere bir atom bombası ah, atılmış gibi. O kadar oluyor. feci yani. E, evet. Antibiyotik yerine peki önerebileceğiniz hangi uzmanlık alanınızdan gideyim diye düşünüyorum hoca fitoterapi ile ilgileniyor aromaterapiyle, ile aynı zamanda homeopati ile hangi uzmanlık alanınızdan gitsem acaba yani bunu kullanmayın ama bu onun yerine geçer endişeniz de giderir diyebileceğiniz bir reçeteniz var, var mı? Şimdi viral bir şeyse zaten bir sürü e, antibiyotik harici çocuğun bağışıklık sistemini kuvvetlendirir bir sürü şeyler var yani bitkisel immün sistemi destekleyen şeyler var. E, tavuk suyunda bile mikropları öldüren bir takım maddeler var. Yani bu da bilimsel olarak kanıtlandı. Yani o bizim bir tavuk suyuna çorba. İçince iyileşiriz hocam. <laughs> yani evet. Onun da faydası var yani anlatabildim mi? Bu da e, çalışmasıyla birlikte kitapta deniliyor. Yani mürver şurupları, işte Afrika sardunyası kök ekstratlarının etin damlaları Hı. ve daha bir sürü hani ilk aklıma gelenler bunlar ama bir sürü şeyler D vitaminleri, omega 3'ler, probiyotikler bunların hepsi. Fakat gerçekten bir bakteriyel enfeksiyon, bir zatüre, bir boğazda beta gibi ya da başka bir bakteriyel enfeksiyon ya da bir idrar yollarında ya da piyolonefrit gibi bir böbrek rahatsızlığında evet çocuğun da yaşı tabii ki küçükse, immün sistemi çok iyi değilse, özellikle süt çocukluğu, yeni doğan döneminde ise tabii ki antibiyotik kullanırız. Evet belki bazı doğal yöntemler üstesi ama bu riski alamayız. Hı hı. Yani bunun bir garantisi yok. Hı hı. Ha, o yöntemleri de antibiyotikle birlikte vererek iyileşme sürecini hızlandırabilirsiniz. Yani ben her zaman şunu söylüyorum. Evet antibiyotiğin çok zararı var ama çocuk ciddi bir enfeksiyon kaptı, hayati tehdit eden ya da bir ciddi komplikasyon Tabii. yaratacak bir durum varsa Tabii ki antibiyotik ya Bu yetişkinler elbis. için de geçerli ama antibiyotin alınması canım. gereken tabii. elzem durumlarda var. Tabii. Bunlar tabii. da hayatın tabii. gerçekleri. Yani insanımız ya ifrat ya tefritte olduğu için biz hep böyle bu açıklamaları özellikle sağlıkla ilgili yayınlarda yapıyoruz. Çünkü e, insan sağlığından bahsediyoruz, tabii. çocukların sağlığından bahsediyoruz. Niyetimiz yanlış bir yönlendirme değil. Kesinlikle. Tabii, ee, tabii ben şimdi hocaya reçeteleri soruyorum. O e, tarifleri nasıl diye soracak olursanız o bize isimlerini veriyor ama tariflerin hepsi bu kitapta. Her konuya dair tarifler uzun uzun birkaç uzmanlık alanından hocanın var. Öksürüğe ne iyi gelir hocam çocukta öksürüğe, yetişkinde öksürüğe daha ikisini de sorayım. <laughs> Şimdi tabii orada da mesela öksürük nereden kaynaklanıyor? Şimdi mesela çok soru geliyor bize. Hastalarımız da yazıyorlar işte WhatsApp'ta. Hocam öksürüğe ne verelim? Şimdi öksürüğün bir sürü sebebi var. Yani Çocuğun üst solunum yolu enfeksiyonu mu, tonsillit mi, faranjit mi, laranjit mi, kurup mu, e, at solunum yoluna indi mi, bu bir bronşolit mi, <laughs> reaktif hava yolu hastalığı mı, astım öksürüğü mü, zatüre mi? Bunların hepsi öksürük ve bunların hepsinin tedavileri farklı olabiliyor. Yani bazı öksürüklerde gıcık öksürüğüdür. <laughs> orayı yumuşatırsınız, bir müsilaj yapan doğal bir şey verirsiniz. Hatta bir kaşık bal bile belki. Ama o işte öksürüyor belki çocuğun öksürüğü reflüden hı hı. Işte, bağ verdiniz bal mesela reflü arttır ya da soğan suyu içiriyorlar mesela. Soğan suyu öksürüğe iyi gelir diye birisi duyuyor içiriyor. Mesela reflü öksürüğü ise tam tersi sizi daha kötü yapıyor. Ne, ne öksürüğü olduğunu bilmeniz ne gerekiyor. Ne öksürüğü önce? olduğunu bilmemiz gerekiyor. Tabii ki yani her öksürük hani bu şöyle bir şey değil ki hani üstünde öksürük ilacı yazsa da bu her öksürüğe iyi gelecek diye bir şey yok. Önce indikasyonunu belirleyeceğiz. Yani önce tanımız ve bu e, tanıdaki e, çocuğun tabii yaşı da önemli. Her yaşa her ilaç kullanılamıyor ya da her destek verilemiyor. Bu da çok önemli. Yani siz şimdi mesela bir yoğun balgamı olan, bronşları dolu bir çocuğa gıcık öksürüğü, öksürük kesici refleksi beyinde öksürük refleksini e, hı hı. baskılayan ilaçlar var. öyle bir şey verirseniz durumu daha kötü yaparsınız. Değil Önce mi? çocuğunuzun niye öksürdüğünü evet. ya da kendinizin niye öksürdüğünü Aynen. bilin. Bir, yani hani okullar açılıyor ya bu soğuk algınlığı evet. falan bu tarz bir sebepten ötürü bir öksürükse yetişkin ve çocuk hemen hemen aynı şeyleri kullanabilir Olabilirim. mi? Evet. Yani çocuğa iyi yetişkine iyi gelen çocuğa da iyi geliyor olabilir mi hocam? Yok ee, her zaman öyle değil. Hı -hı. E, i̇stisnalar var. E, mesela de örnek vereyim. Mesela mentepiperita dediğimiz tıbbi nane. Hani çocuğa iyi gel, 6 yaş altında çocuğa iyi gelmeyebilir. Bakıyoruz mesela bazen astım tedavilerinde destek hı hı. olarak tabii ki tek başına değil. Nane yağı içeren aromatik formülasyonlar, inhalasyonlar yetişkin astımındaki formüllerde varken 6 yaş altındaki çocuklarda yok gibi ama evet. çocuklarda kullandım hemen hemen her şeyi erişkinlerde dozunu arttırarak kullanabilir. Ya, reçeteler yüzden, sadece çocuklarda evet, değil sizde de. de özel. Aynen kitaptaki reçetelerin iki katı dozda ya da üç katı dozda erişkinler de kendilerine de kullanabilir. Hocam düşme e, ve travma durumunda evet. aileler ya bir yere kafasını işte evet. çarpıyor çocuk ya bir yerden düşüyor rahat durmadıkları için. Evet. E, böyle durumlarda peki bu da çünkü hemen bir paniğe sebebiyet veriyor ailede. Burada Hastaneye gitmesi gereken eşik hmm. neresi? Evet şimdi önemli bir konu tabii ki şöyle tabii bizim düşmelerde en çok korktuğumuz kafa vurmaları, kafa travmalarında bir herhangi kafa içerisinde kanama e, gibi durumlar bizi en çok endişelendiren durum. Neyse ki Allah'tan bu küçük çocuklar gerçekten bize göre daha dayanıklılar bu kafa travmalarında çoğunda bir şey olmuyor ama Sükür. ebeveynlerin özellikle dikkat etmesi gereken şey şu. Bir kere çocuk düştü, kafayı çarptı. Orada yaşı ne olursa olsun bir ciddi bilinç kaybı, e, ciddi şekilde kusmalar, bir havale geçirmesi bu zaten hemen hastaneye en yakın sağlık kuruluşuna acile gidilmesi gereken bir şey. E, ama hani çocuk düştü ya da kafayı vurdu biraz ağladı falan bir hani böyle bir çok büyük çok yüksek bir yerden düşmediyse çok o, tehlikeli bir düşme değilse günlük evde işte yürürken bir oynarken falan kafayı çarptı bir bakalım yani o travmatik canının yandığı dönem geçti günlük bilinç yerinde işte e, e, komut alıyor sizle göz teması kuruyor ne bileyim kusması yok herhangi bir dalma e, e, gözlerinde bir dalma işte bilinç durumunda herhangi bir anormallik görmediğiniz sürece e, tabii ki ne bir sağlık kuruluşuna götürün bir hekimin görmesi bir çıkık var mı başka bir yerinde bir kırık var mı bir e, karın muayenesi bir eklem muayenesi bir nörolojik muayenesi iyi olur ama hani panik yapmadan ilk etapta bakabiliriz. Şimdi her kafasını vurmada her pıt pıt günde 5 kere 10 kere düşen çocuk var. E, her seferinde doktora götüremezsiniz. Yani günde 10 kere o Orada işte biraz çevre e, evinizin dizaynını ona göre bir düzenlemek lazım. Güvenliğini sağlayın. Evet e, e, ama işte dediğim gibi hani o acil durumlar dışında kusma, bilinç kaybı e, gibi durumlara dikkat ettiğimiz sürece çok sorun olmaz. Şimdi her çocuğa tomografi çekilsin mi? Bence çekilmesin ama doktora başvurulsun. Gerekli görülürse birkaç saat müşahede edilebilir. Çünkü bir tomografi demek çocuğun çok yüksek radyasyon alması demek. demek. Bir de tabii çocuk, küçük çocuklar orada öyle kıpırdamadan durmayacağı için anestezik maddede alması demek. Evet, gerçekten kafa içerisinde bir travma var mı yok mu sonucunu o gösterir ama burada hekim arkadaşlarla ailelerin çok iyi iletişim içerisinde ve iyi niyetle yaklaşması lazım. Yani orada da hekim arkadaşlarım tabii ki hiçbir kişinin kötülüğünü istemiyorlar. Bazen kendilerini garantiye almak için aceleci bir şekilde tomografi kararları çok normal alınabilir. Çünkü ye gözden kaçan bir şey varsa e, ama aileler de bu sefer hani hemen ya yani çektirmek isteseniz doktor istese bir dert istemese başka i̇ki bir dert. İki tarafında der. kendince haklı sebepleri evet, var. İki evet. tarafında kendince haklı sebepleri var. Ben de hep şunu diyorum gören hekimimizde iyi niyet çerçevesinde e, anlayışlı bir şekilde yaklaşırsak bu işte en faydalı çıkacak çocuktur. Gereksiz tetkikten de kurtulmuş olabiliriz ya da riskli bir durumda da tabii ki çektirmek lazım. Evet diye. Yani, Allah korusu. Gerekli bir şey olduğu durumlarda olabilir. Ama herkesin aynen. çocuğunu korumak. Evde yaklaşmak lazım. Evdeki havayı böyle mikroplardan temizleyecek <laughs> bize bir reçete ama bu sefer tam reçete istiyorum. Diğer reçetelerin nasıl olduğunu, kullanımını görmek için kitabı edinmeniz gerekiyor. Öyle zaten. Hani okudum geçtim kitabı değil bu. yani Arşivinizde, kütüphanenizde, elinizin altında hep olması gereken bir kitap. Evet, açın bakarım. Her durum Olum için, günler. kendiniz için de kullanabilirsiniz o tarifleri. Ee, biraz dozunu arttırarak dedi Ömer Hoca. Evde o ortamı sağlayabileceğimiz bize bir reçete söyleyin. Birisi işte o gripten, sol kalgınlığından da korusun. Evet. E, çocuk daha havası evet. Çocukta yani. hasta olmasın. Biz daha karşılıklı birbirimizi hasta etmeyelim. <laughs> Tabii. Şimdi bu uçucu yağları kullanabiliriz. Esansiyel yağ dediğimiz havada. Çünkü bunların e, kimyasal içeriklerinde terponoid maddeler var ve bu terpenler e, antimikrobiyal etki gösteriyor. Yani e, mikropların hücre duvarlarını parçalayarak onları etkisiz hale geçiriyor ve bunlar tabii ki bir difüzörle verildiği hı hı. zaman bu hava yayıcı şeylerle verildiği zaman e, ortamın havasına yayılıyor e, ve o havadaki asılı kalan biz damlacık e, enfeksiyonlara öyle bulaşır. Havada asılı kalır mikroplar böyle günlerce haftalarca asılı kalır. İşte o mikropların e, şeylerini, e, hücre duvarlarını parçalayarak daha e, steril bir e, ortam yapıyor. Şimdi bu yağlar genelde sık kullandığımız ve çocuklar için de güvenli olan mesela e, tıbbi lavanta e, tıbbi kekik, timus vulgaris dediğimiz onun e, alt grubu olarak linolol tabi bir de timol tipi vardır. Linololü e, limon uçucu yağı e ee, bunları mesela oda sterilizasyonu için kullanılabilir. Eşit miktarlarda e, yani işte bir 20-30 metrekarelik bir oda için her birinden dörder beşer damla koyup difüzörde çalıştırıp pekala odanın havasını e, yani şu her de, gün e, yapılabilir. E, öncesinde mesela bazı tabii yağların e, çocukları e, bir reaktif hava yolu hastalığı varsa onu biraz öksürtebilir ya da dokunabilir. Çocuk oda girmeden evvel mesela bunu yapıp sonrasında biraz odayı havalandırmak faydalı olabilir. E bunu kullanabiliriz. Bir ne kadar süreyle dediniz hocam? E yani difüzörü bir 20 dakika falan çalıştırabiliriz. Evdeki havayı temizler. Mikropları evet. temizler. Evet. Hoş bir kokudur. Evet. Koku da hoş, sağlar. Da, hoş bir koku da sağlar diyor. Yani okulda çocuklar hastalanıyor diyoruz ama yani evir ortamında da çocukların hastalanmasına Tabii. Ve kendinizin hastalanmasına sebebiyet veren durumlar var. Bu e, tarım zehirlerinden sebze meyvelerde nasıl kurtuluruz? Hocam evet. bunun bir temizleme yöntemi var mı diye sormuştum. Orada herkesten farklı bir şey söylemişti Ömer Saltan. E, genellikle hanımlar sirkeli suda evet. bekletiyorlar. E, tarım zehirinden kurtulmak Doğru. için. Ama Ömer Saltan... Şimdi şöyle. <laughs> e, aslında tarım inacının etkisini daha çok arttırıyoruz. Çünkü sirkeli. Sirge, asidiktir. Sirkeli suda. Evet bekletirsek. Şimdi sirkenin tabii belli bir antimikrobiyal özelliği var. Fakat pestisitler dünyada genel olarak kullandığımız pestisitlerin yapısı o sirkeli sularda daha da aktifleşiyor. Daha bazik alkali bir suyla o pestisit etkisini azaltabiliriz. O da bildiğimiz normal karbonat, karbonatlı suda bekletip sonra yoğun yıkam. Bunun çok çok asidik yani sirkeli asidik olan bekleme sularının belki bir mikrobiyal e, antimikrobiyal şey olabilir ha ikisine de karşı endişemiz varsa karbonatlı su da bekletelim ondan bir arınalım sonra isterseniz yine sirkemizi Sirke koyarız ama... ama ikisini aynı anda yapmıyoruz çünkü nötralize olur ha bu Alik da, önemli. O da şimdi önemli. önemli şimdi ikisini bode eder izleyiciler <laughs> evet. ama hanımlar bakın bence Ömer Saltan gerçekten bir ezberi bozuyor hatta böyle övünürüm bak sirkeli suda bekletiyorum ben o tarım zehirle hayır diyor etkisini daha da arttırabilir Karbonat tercihtir diyor. E, tercihen karbonat kullanın. Karbonattan sonra aynı anda değil. Yine isterseniz e, sirkeli suda da evet, bekletebilirsiniz tabii, diyor. Tabii. Ömer Saltan çok keyifli bir söyleşiydi. Çok da faydalı bir söyleşi oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Rica Merak ederim. edenler için bir kere daha göstereyim. Mutlaka edinin. Çocuklarda doğal tedavi yolları. Hal kitaptan çıktı. Doktor Ömer Saltan yazdı. E, evet. Bizim için de çok faydalı bilgiler verdi. Yine yeniden görüşebilmek dileğiyle görüşmek. ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. İzlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyoruz. Yine yeniden görüşmek dileğiyle.